Sevgili dostum, kıymetli arkadaşım, Engin kitabın tanıtımında şöyle diyor: en iyi kitap sizi başka bir kitaba götürendir. Evet. Değil mi? Tanıtım. Evet, aynen öyle. Metninde. Ben diyorum ki en iyi kitap çok kıymetli bir arkadaşımın, dostumun elinden aldığım, onun kaleminden çıkmış ve yazım hikayesini başından sonuna kadar bildiğim kitaptır. Engin kardeşimin yazdığı kitap, kitaplığımın en güzel yüzü de yeri. Ömür boyu saklayacağım, bir hatır olarak kalacak. Sevgili Engin, bana göre her şeyden önce bir tarihçi. O yüzden yazılarını yazarken bir tarihçi hassasiyetiyle olaylara yaklaşıyor. Ama onun en önemli özelliği edebiyata olan düşkünlüğü ve edebiyata olan yeteneğiyle tarihten gelen bilgileri harmanlaması ve bizi yazılarını okurken hem bir tarih yolculuğuna çıkarması hem de bir edebi serüvene sürüklemesi. O yüzden onun yazılarını okurken insan ayrıca bir zevk alıyor, haz duyuyor. Engin kardeşim bir kere çok dolu bir insan. Her yönüyle donanımlı bir insan. Ben kendisiyle çok şey paylaşıyorum. Biz oturduğumuz zaman edebiyat konuşuyoruz, tarih konuşuyoruz, spor konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz. Kendisinden çok şey öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğim. Sanırım öyle görünüyor. Kitap alışverişinde bulunuyoruz. Engin'in kitap skalası da geniş. Farklı açılardan, farklı görüşlerden yerli ve yabancı birçok yazarı derinlemesine tetkik edebilme, okuyabilme yeteneğine sahip olduğu için ben de bu anlamda kendisinden çok fazla istifade ediyorum. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Engin'in çok donanımlı bir insan demiş. Sadece edebiyat, tarih, kitap değil, Engin gençlik yıllarında tiyatro oynamış. İyi bir sınava sever, yakından takip eder, müziğe olan düşkünlüğünü biliyoruz. Gezmeyi, seyahatleri sever, eğlenmeyi sever, hepsini de aklını vererek yapar. Bu anlamda da gerçekten örnektir. Biz de kendisinin çoğu zaman özellikle yurt dışı gezilerinde uzaktan dinlenerek takip ediyoruz. Tabii spor bölümü var şimdi de. Engin'le beraber işte kulübü kurduğumuzda Harun Hocam, Ferhat Hocam ve Akar Hocam'la beraber 5 yıl oldu. Murat Kermen Spor Kulübü'nün bugün bir yerlere gelmiş olmasında emeği çok büyük. Beraber maçlara gittik, deplasmanlara gittik, turnuvalara gittik. Gerçekten sevinç dolu anları beraber yaşadık. Ama Engin'in bir özelliği, Engin pek yurt içinde böyle Süper Lig'de falan maç takip etmez. Genelde No Camp'ta, Vannevol'da, yurt dışında maçları takip etmeyi sever. En önemli zevklerinden birisidir. İnşallah bir gün oralara beraber gitme, beraber gitmek de nasip olur. Ben bu anlamda yazmış olduğum kitabın bir ilk olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra devamın geleceğini de ümit ediyorum ve bekliyorum tabii doğal olarak. Bu kitapta dediğim gibi bizim de az bir şey olsa tuzumuz oldu edit kısmında. Ben devamını bekliyorum. Eline yüreğine sağlık diyorum kardeşimin. İnşallah ülkemiz gerçekten çok önemli bir yazara kavuşmuş olduğum sayede. Fazla tabii çok şey söylemek mümkün. Benim de az bir şey okumuşluğum ve kalem tutmuşluğum var. Engi kadar olmasa da. Bu anlamda hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Organizasyonu gerçekleştiren sevgili abime, değerli büyüğüm, müdürüme de teşekkürlerimi ayrıca söylüyorum. O böyle organizasyonların, ince fikirlerin insanıdır. Biz de ondan çok şey öğrendik, bir şey daha öğrenmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi hatip olamasam da, çünkü Yaşar'ın en belirgin özelliklerinden biri hitabet konusunda. Ve dediği gibi çok iyi yazar. Yazdığı gibi çok da iyi konuşur sağ olsun dostum. Bununla bizim yollarımızın kesişme hikayesi çok ilginç. O anlatırken o geldi aklıma. Şimdi Yaşar Bursalı, ben Manisalıyım. Ben Bursa'dayken Yaşar Manisa'daydı.
Ben düşündüğüm zaman kronoloji, ben şeyde okudum, Bursa'da okudum. Bursa'da öğretmenlik yaptım. Aynı tahvillerde yaklaşık. Yaşar Manisa'da okudu. Manisa'da öğretmenlik yapıyordu. Sonra bizim işte yollarımız Murat Germen okulunda kesişti. O anlamda da güzel bir kesişme oldu. Çok teşekkür ediyorum güzel söylediğin için. Bu arada bu akşam benimle 2001 yılından beri hayatımda olan dostları görmek de ayrıca mutluluk verdi. İki ayrı okulda ve müdürümün son emekli olduğu Ali Rıza Çelik'i ilk öğretim okulundan da değerli öğretmen arkadaşımla birlikte 2011-2015 yıl olmuş sayın müdürüm. 15 yıldır güzel insanlar, dostlar biriktirdim elbette biliyordum, ondan emindim ama burada bir arada olmak daha da mutluluk verdi. İçeriniz özleri de hakikaten duygulandırdı. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. İnşallah nice kitapları arttırır sayılarını, imzalarız. Nice seyahatler. Çağrı yaparız. Birlikte. Teşekkür ediyorum tekrar. Benim komşum Ferhat Bey'e rica ettim. Murat Kerem'in ekibini toplar mısın? Olur dedi. Mustafa Çağlar rica ettim. Mustafa Çağlar'ın bizi arkadaşına daha önce karşılaştık. Bir yardımcı. Aynı zamanda mahallede de almadık. Şu an burayı toplum dedi. Bu olduğu insanlar kendiliğiyle çok emeği oldu, katkıları oldu. Ben teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz çam satısı çapan armağanı çok orijinal fikirleri olan durgun suyu akıtan Ferhat Bey'in de bu konuda çok fazla fikirleri var. Bir plaket hazırladık. Şöyle bir bakmanızı istiyorum. Sana göster. Sana yeter. Yani Berat Tunakan, menajer olarak, Mehmet Çetinkaya, Alper Dilek, Kerem Özdeşik, Gerçek Polat, Harun Akşiçek, Metin Çengülce, Mustafa Çalık, Mustafa Akal, Aplasan Kızıköy, Mehmet Dedeoğlu. Neyse şurada ver de orada fotoğraf çıksın. Gerçekten çok orijinal olmuş bu arada. Bravo. Arkadaşlar. Şöyle baksın. Kitabın kapak resmi. Engin Bey, kitabı görmeyen arkadaşlar vardır. Bu işin de ilham kaynağı Ferhat Tanakan'dır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hocam. Sizden daha önce de plaket aldım ama çok daha hazırlı ve özgün oldu. Bu teşekkür ederim. Bütün arkadaşlar isimlerini yazdım ama aynı şekilde olmuş. Şahane olmuş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.